Herkese merhabalar sevgili dostlar. 14 Ekim Cuma günü İstanbul Yarış Programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bursa yarışlarının da tahminleri kanalımızda mevcuttur. Dileyenler onu da seyredebilirler. Arkadaşlar 9 koşu bir program var. 2 sentetik 7 çim pist yarışı izleyeceğiz. Kısa vade altı Yozgatlı bir koşusuyla başlayacağız. 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe çim pist yarışı. Arkadaşlar burada 5 numara Safiha ile başlamanızı öneriyorum. Safkan Akın Sözen'le start alacak. 23 gün evvel kazandığı yarışın ardından burada çok iyi bir dinlenme süresiyle geliyor olmasıyla da beraber haliyle benim için favori Safkan konumuna gelmektedir. Rakip olarak burada gösterebileceğimiz isimlere baktığımızda özellikle Mehmet Kaya ile birlikte canım çıtırı e, yaban atmayalım. Bu Safkan yani bir iki kötü yarış koştu ama yani bence çok kalitesi üst düzey bir isim. Zaten son dönemdeki yarışlarında da yine bakarsanız e, bu dediğimi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum sizde. Bu iki safkanın haricinde burada ben bir at önermeyeceğim açıkçası. Bence 3-5 yeterlidir. Onun dışında kalanlarda tabii ki serbestsiniz eğer bir geniş kupon düşünceniz varsa. Burada 6 numara yürekli çocuk, 2 numara ateş muhafızı gibi safkanlara da tabii ki isterseniz yönelebilirsiniz. İkinci koşuya gelelim. 7 safkan, satış 3 bir yarış, 4 yukarı, yukarı arap atları, 2100 mesafe çim pisti çıkıyorlar. Arkadaşlar Veda Tabiş işte birlikte Baba Dağın oğlu 3 numaralı Safkan 15 gün evvelki ikinciliği ve 6 yarışta yalnızca bir kez tabela dışı kalmış olmasıyla beraber burada e, dikkatimizi dikkatimiz çeken ilk Safkan konumundadır. Form olarak çok hazır geliyor buraya. Veda Tabiş işte birlikte iyi bir yarış çıkartacağını galibiyete en yakın isim olduğunu belirtmek istiyorum. Rakip olarak 4 numara Berkalp e önereceğiz öncelik olarak. 16 gün evvel 3. olan Safkan 6 yarıştır tabela dışına hiç çıkmadı. Bu isme de dikkat edelim derim bu koşuda. 3-4 olarak iki safkanla yine geçebileceğimiz bir yarış olmakla beraber Dileyenler bir numara gubaz ee, Yazabilirsiniz buraya Bir hafta evvel ikinciliği bizim için bir veri olabilir açıkçası Bir de satış koşusu olması itibariyle bu koşunun şansı olabilir diye düşünüyorum Ama dediğim gibi burada 3-4 yeterli olabilir arkadaşlar Geçebiliriz 3. koşuya Burada arkadaşlar 15 handikap 2 yaşlı İngilizlere 1200 mesafe Çin pistesi seyredeceğiz 5 ee, safkan içerisinde baktığımızda Halis Karataş'la birlikte bir numara Al Şahin'in en e, burada dikkat çeken isim olduğunu söylememiz gerekiyor. Yalnız safkanın e, tek bir kusuru var. 1200 şimdi hiç çıkmadı. E, bu bir sorun teşkil eder mi aslında yarış için? Bence etmez. 37 günlük bir arası var. Bu da birazcık kuşku uyandırıyor ama 2 yaşında bir İngiliz safkan olduğunu daha henüz küçük bir tay olduğunu unutmamak lazım. Bu yüzden de ben burada açıkçası 37 günü fazla görmüyorum. Aksine Safkan'a daha fazla eğitebildiklerini bu sürede, daha fazla kilo eksiği varsa tamamladıklarını, bütün problemlerini giderebildikleri bir aralık olarak görüyorum. Aynı zamanda da bir açık yarış atı gibi bir ara vermiş olduklarını görüyorum burada 37 gün olunca. Bu yüzden bir numara Al Şahin kesinlikle ilk at olarak yazmanızı öneriyorum. Al Şahin ilk altıldaki alternatif tekimizdir arkadaşlar. Dileyenler burada bir numarayı tek atabilirler. Aksi takdirde tek geçmeyip burada başka at yazmak istiyorsanız 3 numara Ayris ve tabi ile birlikte ve 5 numara Serseri Hat var çizikli birlikte size önerebileceğim isimler olacaktır. Serseri Hat'ı öneriyorsun da hızlı ve ünlü 4 numarayı niye önermiyorsun diyebilirsiniz. Bunun sebebi tamamen dereceden kaynaklanıyor arkadaşlar. Serseri Hat'ın derecesinin 1.1277 olması itibariyle daha galibiyete yakın gözüküyor. Solido Hermanos 2 numaralı safkanla ilgili de bir şey söyleyeyim. Son yarışındaki 6'ncılığı ile birlikte ben burada birazcık şansını az görüyorum. Açıkçası yani bir de o derecesi 1.12.70 başka pistte edilmiş bir derece. Kısa mesafelerde bu tür derecelerde virajlara bağlı olarak farklılıklar oluşabiliyor. O yüzden hani çok da fazla bunu kale almamak lazım. Ama gelir mi? Gelebilir. Tabii ki geçmişte de önerdiğim bir isimdir bu safkan. Kesinlikle dikkat etmekte fayda var yine. Ama bence bir numara al Şahin burayı zaten kazanacaktır. Onun için kısa tutalım. Uzun lafın kısası bir numara arkası istediğiniz herhangi bir safkan olur veya bir numara tek olur diye geçelim burayı derim. Uğur Tay koşusu şart bir bir yarış. 2 yaş İngilizler 1400 mesafe çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar ilk kez start alacak olan bu safkanlar içerisinde e, Tit 7 numaralı safkanla başlayacağız. Halis Karataş da start alacak olan safkan zaten kendi safganlarına biniyor Halis Karataş yine burada. bu isimle başlayacağız 7 numarayla. Daha sonra 5 numara Nordic Lights. Gökhan Kocakaya ile birlikte start alacak olan Native Hunt temsilcisi Safkan'a dikkat edelim derim. Ondan sonra burada arkadaşlar bir diğer dikkat çekmemiz gereken isim. Ahmet Çelik ile birlikte Torok Win Win hattına sahip olan Safkan. 8 numara Ultimate Decision. Bu ismini de kesinlikle yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu koşudaki bir Kaneko temsilcisi var. Kaneko, e, direkt babası Kaneko olan bir safkan. Sönmez Yiğit 6 numaralı safkandan bahsediyorum. Özcan Yıldırım'la birlikte start alacak. Bu da buradaki son tercihimiz olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bu koşuyu 5-6-7-8-4 safkanla geçmenizi önereceğim. Zaten ilk 3 ayakta e, bayağı bir az isimle geçtiğimiz için burada en azından 4 tane at yazabiliriz diye tahmin ediyorum. Şart 1 olması tabii ki işlerimizi zorlaştırdığı için böyle bir tercihte bulunuyoruz. 5 koşuya geldik. Ee, 16 andikap dişlere mahsus 4 tükar araplar. 2000 mesafe sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada Müslüm Çelik'le birlikte Bersun Ateş'i 8 numarayla başlayacağım. Burada e, açıkçası kilo olarak da düşük olacak olması itibariyle Müslüm Çelik 2 kilo kadar yukarı binse bile 54,5 olur en fazla. 8 gün evvel elde ettiği üçüncülüğü 5 yarıştır tabela yapıyor olması itibariyle benim burada gayet e, galibiyet için aday bir isim olarak gördüğüm safkandır. Bu ismi ilave olarak 2 numara Gül Nisa Can. Ayan kurşununda start alacak olan Safkan 2 iki yarıştır ikinci geliyor. 6 yarışta bir galibiyet de çıkardı. Bayağı Baya iyi durumda bir isim diyebiliriz bu Safkan için. Bunun haricinde burada ekürler var. Özellikle 5 numara Diloy'dan bahsediyorum. Bakın sözlerle birlikte start alacak olan Safkan 26 gün evvel ikinci olmuştu. Koştu koştu. Bonjour ve Samavi böyle yarışlarda sürpriz yapabilecek bir isim. Geniş kuponda sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz. Bir de Demir Yıldız var. Demir Yıldız da kesinlikle tabii ki yazabiliriz. Buranın zaten favorilerinden birisi olarak gözüküyor. Bu koşuda da yine arkadaşlar 4-5 ata kadar çıkmanızı tavsiye ederim. Verdiğim isimlerden 4-5 safkana kadar çıkmanız en makul seçenek olacaktır bizim için. Ve geldik 6. koşuya. Prens Halim Said Türkan koşusu. Açık 3, 3 yukarı İngilizler. 1200 mesafe çim pist yarışı. Burada fazla bir detay değinmeyeceğim. Safkanların hepsinin belli bir kalitede olduğunu zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Benim burada tekim bir numara Luminary'dir. 20 gün evvelde kazandığı yarış ile birlikte Mehmet Akkabuz'la birlikte start alacak olan Safkan. 100 handikapı ulaşmış iki Safkan'dan birisi olmakla beraber bu koşuda. 1.09.73 en iyi derecede sahiptir. Luminer'i 2 yarıştır da kazanıyor. Ben bu yarışta kazanacağını tahmin ediyorum. 6 safkan koşuyor zaten. İstediği yarışı rahat rahat koşacaktır. 1 numara Luminer'i Bosporus temsilcisi 60 kiloda Mehmet Akyavuz'la birlikte burayı kazanacağını tahmin ediyoruz. 2 altılı içinde tek veriyoruz. Yedinci koşu Sedat Üründül koşusu. Kısa vadide 3 yukarı İngilizler. 1400 çim pist yarışı. 1 numara Azman Tor. Halis Karataş'la birlikte burada belireceğimiz ilk isimdir. 62 kiloda start alacak olması olumsuz bir yan olması itibariyle tabii ki zorlanacaktır Safkan. Fakat Safkan'ın 1.22-14'lük derecesinin bu gruptaki en hızlı safkan olduğunu bu mesafe itibariyle bize net bir şekilde gösteriyor. Bu yüzden bir numarayı kesinlikle yazmanızı öneriyorum. Öncelik olsun. Bir de zaten çoğu safkan burada yüksek kiloda start alıyor. Öyle düşük bir kilolarda koşulan bir handikap yarışı olmadığı için veyahut bir şart yarışı olmadığı için burası birazcık daha tabii ki kilolar yakın olunca azmantorun şansı fazla olacaktır yine. Yani biraz azalacak şansı yüksek kilodan dolayı ama orayı telafi edecek. Çünkü rakipleri çok düşük kiloda değiller. Bu yüzden bir numara azmantorla başlıyoruz arkadaşlar. Azman Torun yanına burada Lex Talionis 5 numarayı yazmanızı önereceğim. Gökhan Kocakaya ile birlikte start alacak olan Safka 14 güne evvel 3. olmuş bir isim. 1.22.52 derecesi var Lex'in. Ee, burada 5 numaralı Safka'nın. 1.22.52 gördüğünüzde e, arkadaşlar burada 1.22'ye düşmüş olan 3 e, Safkan var görüldüğü üzere. O da onlardan birisi ve diğeri Yıldız Tozu 2 numaralı Safkan 18 gün evvel 5. elde dedi fakat bu mesafede çok iyi olduğunu bildiğimiz için yine bu ismi deneyebileceğimiz düşünüyorum. 1 numara ve 5 numara bence yeterlidir. Dileyenler 2 numara veya başka bir isme de yönelebilirler diyorum. Ee, gelelim 8. koşu arkadaşlar 17 handikaplı dişlilere mahsus bir yarış. 3 yukarı İngilizler 2200 mesafe çim pistte çıkacaklar. Arkadaşlar Halis ile birlikte Kul cool Kızı ile başlayacağız 5 numara. Son iki yarışta tabela dışı kalmış olmasıyla beraber ben burada birazcık daha cazip bir yanına gelebileceğini tahmin ediyorum bu safkanın. Bu yüzden özellikle size öneriyorum bu ismi. Bunun haricinde son yarışında iyi gelen, ikinci olan La Plata 6 numara Mustafa Şekli birlikte ve son yarışını kazanan 19 gün evvel 7 numara Örten Grey isimli safkanları da Burada sizlere öneriyorum arkadaşlar. 5-6-7-3 safkanlı bir oyun önerim var bu koşu için diyorum. Ee, geçebiliriz bir sonraki koşuya. 9. koşu son koşu 17 andikap bir yarış. 3 yaşlı İngilizleri 2000 mesafe sentetik pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar Vedat Abiş ile birlikte Oklahoma 3 numaralı Safkan 26 güne belki kazandığı koşusuyla beraber. Burada gayet de güzel bir dinlenme aralığı da var. Ben Safkan'ın şansını bayağı fazla görüyorum bu koşuda. Buranın yine en hızlı derecesine sahip olan Safkan 2.05.71 ile birlikte 35 günlükte gayet güzel bir arası var. 61.5 kilodan üstün bir şekilde start alacak. Rems'de dikkat 2 numaralı Safkan kesinlikle yazılsın. Bu mesafede hiç koşmadı ama King of the South 1 numaralı Safkan 30 gün arayla geliyor. Yine Mustafa Çek'le birlikte 62 kiloda start alacak olan Safkan benim şans verdiğim bir isim konumunda. 1-2-3 olarak burayı 3 Safkan'la geçmenizi öneriyorum. Daha fazla bir at ilave seçeneği düşünüyorsanız eğer ee, 9 numara Kanaga denenebilecek bir isim gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Kanaga'yı deneyebiliriz. Ama 1-2-3 arasında bir galibiyet olabilir. Bu üç safkandan birisi kazanabilir gibi geldiği için 1-2-3 olarak size veriyorum bu kuponu. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayalım. Diyenler teşekkürler butonundan videonun altında bize bir video masal olarak destek gönderebilirler diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.